Peygamberin özelliği nedir? Yani bidat ehli peygambere nasıl inanıyorlar? Onlara göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özelliği nedir? Onlara değinelim. Birinci özelliği bidat ehli, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde aşırılığa gidenlerin inancı şudur. Birinci özelliği peygamberin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden önce yaratılması. Zira bidat ehli, özellikle tasavvufçular şuna inanırlar. İlk yaratılan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlk Allah-u Teala onu yarattı. Daha sonra ondan diğer mahlukat yarattı diye inanırlar. Bunu İbn Arabi, Subki, Suyuti gibi şahısların dediğini görürsün kitaplarında. Peki niye şüphesiz ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e göre ilk yaratılan Adem Aleyhisselam'dır. Sonra Havva Aleyhisselam, sonra onlardan, onun zürriyetinden insanlar yaratıldı. Fakat bidat ehlinin inancı böyle değil. Bidat ehlinin inancı ilk yaratılan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun delilleri ne diyorlar? Ebu Naim Delail isimli kitabında Ebu Hureyre'den rivayeten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Kuntu evvelel enbiya'i fil halqi ve ahirahum fil ba'ti." Ben peygamberlerin ilkiyim yaratılışta ve gönderilmekte ise sonuncusuyum. Bu hadisi delil getiriyorlar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün yaratılmışların ilki diye bu hadisi delil getiriyorlar. Fakat bu hadisin senedinde aleykümselam ve rahmetullah. Bu hadisin senedinde Hasan-ı Basri var. Ve Hasan-ı Basri bu hadiste anane yapmıştır. Yani müdellislerdendir. Anane demek kardeşler, hadis ehline göre bir kişi hadisi şundan dediyse ve bu kişi o kişiden işitmediyse, onu o mesela ben senden, Mustafa'dan işitmedim. Hiçbir zaman hadis işitmedim. Ama işitmiş gibi yapıyorum. Diyorum ki Mustafa'dan rivayet edildiğine göre. Sanki insanlar ben Mustafa'dan işitmiş gibiyim, böyle tedris etmek için bunu diyorum. İlim ehline göre böyle yaparsam buna anane diyorlar. Bunu yapana da müdellis diyorlar. Bu kişinin hadisi kabul edilmez. Hasan-ı Basri böyle anane yapıyordu. Halbuki kendisinden sonraki raviden işitmiş değil. Anane yaptığından ve Hasan-ı Basri müdellislerin üçüncü mertebesinden olduğundan dolayı ve hadis ehline göre üçüncü mertebeden olan müdellislerin Ebu Hatim dediği gibi hadisi kabul etmiyor. Hasan-ı Basri var, anane yapmıştır, müdellistir. Kabul edilmiyor. Keza Katade İbn-i Di'ame müdellistir. Anane yapmıştır. Bunun hadisi de kabul edilmiyor. Aynı şekilde senette iki problem var. Aynı şekilde illet var. Aynı şekilde senette Said İbn Beşir var. Said İbn Beşir ise Nesai, Buhari, İbn Hibban, Zehebi gibi alimler zayıflamıştır. Yani bu hadis zayıftır. İlim ehlinin ittifakına göre. Aynı şekilde bidat ehli der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nurdan yaratılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nurdan yaratılmıştır. Ve onun nuru, peygamber Allah'ın nurundan yaratılmıştır. Ve peygamberin nurundan da diğer mahlukat yaratılmıştır. Böyle inanırlar. Fakat ehl-i sünnet ve cemaate göre şüphesiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşerdir. Yani bizim gibi topraktan ve sudan yaratıldı. Nurdan yaratılmadı. Peygamberin nurdan yaratıldığı inancı tasavvufçular arasında yaygın bir inançtır. Zira İbn Arabi, Abdülkerim el-Cili, Bekri, Brilevi'ler gibi, Brilevi de buna inanıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nurdan yaratıldığına inanıyorlar. Peki bunu neye isnat ediyorlar? Delilleri ne? Tasavvuf kitaplarına baktığınız zaman Cabir İbni Abdillah el-Ansari'den rivayet edilen bir hadis zikrediyorlar. Fakat bu hadise baktığın zaman bu hadis hiçbir hadis kitabında geçmiyor. Ehl-i Sünnet'in itibar ettiği hiçbir hadis kitabında geçmiyor. Aleykümselam. Ve hadisin hiçbir senedi yok. Dolayısıyla şüphesiz ki bu hadisin uydurma olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Peki
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nurdan yaratıldığına inandıklarından dolayı birçok mefsedeye yol açıyor bu. Böyle inandıklarından dolayı birçok batıl inanca yol açıyor bu. Bu batıl inançtan bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşer olduğuna sanki beşermiş gibi görmüyorlar. Yani sanki insanmış gibi görmüyorlar. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beşerdir. İnsandır. Allah-u Teala diyor ki قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي de ki Rabbimi tesbih ederim bütün noksanlıklardan هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَسُولَ ben ancak Resul ve Beşer'den öteye gitmem. Resul ve Beşer'den öte yani insanım ve Resulüm bundan öteye gitmem diyor Allah-u Teala ayetinde. Diyor ki böyle de diyor. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nurdan yaratılmış inancı, nurdan yaratıldı inancı başka bir mefsedeye yol açıyor. Bu da ne? Vahdetil vücud mefsedesi. Vahdetil vücud. Zira İbn Arabi gibi Futuhatil Mekkiye isimli kitabında, Cilik, İnsanül Kamil isimli kitabında ve tasavvufçuların büyükleri vahdetil vücud inancına itikadına kabul ederler. Vahdetil vücud ne? İlk önce diyorlar ki peygamber nurdan yaratıldı. Nasıl bir nurdan? Allah-u Teala'nın nurundan yaratıldı diyorlar. Anlayabildiniz mi? Vahdetil vücud inancı da şöyle. Bir tane hakikat var. O da ancak Allah-u Teala'dır. İki tane hakikat yoktur. Yani gördüğünüz her şey Allah-u Teala'nın bir parçasıdır. Bilakis Allah-u Teala'nın kendisidir. Nereden geliyor bu? Peygamber nurdan ya Allah'ın nurundan yaratıldı. Yani Allah'ın bir parçası. Ve diğer mahlukatta peygamberin nurundan yaratıldı. Yani hepimiz Allah'ın bir parçasıyız. Parçasıyız inancı. Dolayısıyla tasavvufçuların bu büyüklerine göre vahdetil vücut inancı dünyada ve mahlukatta bir hakikat vardır. O da Allah-u Teala'dır. Allah'tan başka hak yoktur. Ve ibadet edilen ancak Allah'tır. Dolayısıyla biz İnsana, köpeğe, hayvana, ağaca, taşa bunların hepsi Allah'ın bir parçasıdır. Dolayısıyla bunlara ibadet ettiğimiz zaman Allah'a ibadet etmişiz diye iman ediyorlar. Bakalım bu inanç nereden geldi? Bu inanç eski Yunan felsefesinden geldi. Eflatun, meşhur filozof Eflatun diyor ki kitabında kitabın ismi Arapçaya tercüme edilmiş kitap. Abdülmesih Abdullah'ın tercüme ettiği kitapta kitabın ismi Theology Aristotelis. Kitabın ismi bu. Sayfa 134'te geçiyor. Ve tercüme eden Abdülmesih Abdullah bu kitabı tercüme ediyor. Diyor ki Aflaton El-Vahidul bak bu vahdetil vücut inancı ta Yunan felsefesinden geldiğine nasıl olduğuna bakın. Diyor ki Aflaton, el-vahidul mahdu huve illetul eşyai kulliha. Diyor ki, mahd, halis olan bir şey vardır, o da her şeyin illetidir. Her şey ondan gelmiştir. Bir şey, hakikat vardır, %100 bir şey vardır, her şey ondan gelmiştir. Ve leyse keşeyin minel eşya, fakat o hiçbir şey gibi değildir. Bel huve bed'ul eşya. Bilakis o her şeyin başlangıcıdır. Bel huve bed'ul şey. Bilakis o şeyin başlangıcıdır. Belil eşya'u kulluha fihi. Bilakis her şey onun içindedir. Allah'a kastediyor. Her şey onun içindedir. Ve leyse huve şey'un minel eşya. O diğer şeyler gibi değildir. Bak hep etse felsefe. Ve zâlike ennel eşya'a kulluha اِنَّمَا اِنْ بَجَسَتْ مِنْهُ Çünkü her şey ancak ve ancak ondan gelmiştir. Ondan türemiştir. Ondan fışkırmıştır. Kim diyor bunu? Eflatun. Yani her şey Allah-u Teala'dır diyor. Her şey Allah'ın bir parçasıdır diyor. Bu eski Yunan felsefesinden ve Hint felsefesinden gelmiştir. Aynı şekilde Ebul Banişat bu Hintlerin meşhur filozofu felsefecisi Allah'a muhatap hitap ederken diyor ki ente raculun sen Allah'a hitap ederek diyor ki ente raculun sen adamsın
Ente imraatun, sen kadınsın. Entel fityanu, sen gençlersin. Entel feteyatu, sen genç kızlarsın. Ve ente şeyhul muterennihu fevka asahu. Ve sen böyle sağa sola giden, asanın üstünde sağa sola giden bir ihtiyarsın, diyor Ebu Banişat. Bunu da Tarihul Felsefe El Arabiye isimli kitabında bulabilirsiniz. Aynı şekilde tasavvufçulardan, dolayısıyla tasavvufçuların büyüklerine göre, yani dediğimiz gibi vahdetül vücut inancı var. Bu vahdetül vücut inancının kaynağı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nurundan yaratıldı. Diğer mahlukat da peygamberin nurundan yaratıldı. Dolayısıyla her şey Allah-u Teala'nın bir parçasıdır. Dolayısıyla her şey Allah'tır. Çünkü bir hakikat vardır, o da Allah. Başka bir hakikat yoktur. Dolayısıyla ben, sen, kadın, dışarıdaki köpek, her şey Allah-u Teala'dır diye inanırlar. Bundan dolayı Muhammed Behaüddin el-Baytar, bu tasavvufçuların büyüklerinden, Nefahatul Akdesiye isimli kitabında der ki, şiirinde der ki, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ اِلَّا اِلَاهُنَا. Hinzir ve köpek ancak bizim ilahımızdır. وَمَا اللّٰهُ رَاهِبٌ فِي الْكَنِيسَ. Ve Allah-u Teala öyle bir şey ki, kilisede bir rahiptir. Kilisede bir rahiptir der. Aynı şekilde tasavvufçuların, bu vahdeli vücut inancına sahip olan tasavvufçuların büyüklerinden Ebu Yezid el-Bastami der ki, Subhani, Subhani, ma a'zama şe'ni. Subhan, beni tesbih ederim, kendimi tesbih ederim, kendimi tesbih ederim, benim kadrim ne kadar büyüktür der. Yani kendisini Allah olarak görüyor. Aynı şekilde yine Ebu Yezid el-Bastami der ki, عَجِبْتُ مِمَّنْ عَرَفَ اللّٰهَ كَيْفَ يَعْبُدُهُ. Yani Allah'ı bilip de Allah'a ibadet edene ben şaşırıyorum diyor. Çünkü kendisi Allah demek istiyor. Kendisi Allah demek istiyor. Bunu da En-Nur min kelimati Ebi Tayfur isimli kitabında bulabilirsiniz. Aynı şekilde tasavvufçulardan ileri gelenleri Ebu Mansur el-Hallaç der ki, كَذَبْتُ بِد۪ينِ اللّٰهِ وَالْكُفْرُ وَاجِبٌ. Allah'ın dinini küfrettim. Küfür ise vaciptir der. Yani demek istiyor ki Müslümanlar Allah'ı bir kabul ediyor diyor. Avam insanlar. Ben bunu küfrediyorum diyor. Çünkü Allah her şeydir diyor. Bundan dolayı diyor ki kefertu bi dinillahi vel kufru vacibun. Aleyye ve indel muslimine kabihu. Bana Allah'ın küfrüne, Allah'ın dinine küfretmek benim için vaciptir, farzdır. Fakat Müslümanlar için kötüdür diyor. Çünkü Müslümanlar onu bir olarak görüyor. Benim için bende özel bir ilim var. Ben her şeyi Allah olarak görüyorum demek istiyor. Aynı şekilde Hallaç şiirinde diyor ki ene ente bila şek bila şekkin fe subhaneke, diyor ki ene ente bila şekkin, ben senim, hiçbir şüphe yok bunda diyor. Yani ben Allah'a hitap ederek diyor ben senim, ben Allah'ım demek istiyor. Fe subhaneke Subhani, diyor ki seni tesbih etmek beni tesbih etmektir diyor. Ve tevhiduke tevhidi, seni tevhid etmek beni tevhid etmektir. Ve isyanuke isyani, sana isyan etmek bana isyan etmektir diyor. Ve iskhatuke iskhati, seni kızdırmak beni kızdırmak diyor. Ve gufranuke gufrani, senin affetmen benim affetmemdir diyor. Ebu Mansur el-Hallaç At-Tawasin isimli kitabında. Bu Ebu Mansur el-Hallac'ın kitaplarının hepsini müsteşrikler bastı. Bu İbn Arabi, Ebu Mansur el-Hallac, bu tasavvufçuların ileri gelenlerin kitaplarını hepsi, çoğunu müsteşrikler yani kafirler bastı. Felsefe içinde felsefe olduğundan dolayı. Yine aynı şekilde tasavvufçulardan ileri gelenlerden İbn Arabi, vahdetül vücut inancına sahip İbn Arabi, bu zikrettiğim tasavvufçuların isimlerin hepsi şu anki tarikatlarda Şeyhul Ekber, en büyük şeyh, keramet, veli olarak görüyorlar bunları. İbn Arabi diyor ki şiirinde feyahmeduni ve ahmeduhu. Ben ona hamd ediyorum, o da bana hamd ediyor.
Allah'a hitaben diyor ki feyahmedunu ve ahmeduhu. Ben ona hamd ediyorum, o bana hamd ediyor. Ve ya'buduni ve a'buduhu. Ben ona, o bana ibadet ediyor, ben de ona ibadet ediyorum diyor. Sonra diyor ki Er-Rabbu hakkun. Er-Rabbu hakkun vel abdu hakkun. Rab hakdır. Keda kul da hakdır. Ya leyte şi'ri menil mukellef. Menil mukellefi. Abdun diyor ki, affen diyor ki Er-Rabbu abdun. Rab kuldur diyor. Vel abdu hakkun. Kul da Allah'tır diyor, haktır diyor. Ya leyte şi'ri, bana haber verin. Menil mukellefi. Mukellef kimdir? Kim namaz kılması gerekir? Kim oruç tutması gerekir diye şaşırıyor İbn Arabi kitabında. Fususul Hakim, Hakem isimli kitabında. Sonra diyor ki in kulte abdun fezâke, diyor ki in kulte abdun fezâke meyyutun. Eğer kul dersen o ölmüş diyor. Ev kulte rabbun enna yukellefu. Eğer o kul Rabb ise nasıl mükelleftir diyor. Bunu da Fusus-ül Hikem isimli kitabında cilt 1 sayfa 78, aynı şekilde sayfa 83'te de bulabilirsiniz. Bundan dolayı vahdetil vücuda sahip olan bu İbn Arabi her şeyi Allah olduğunu iddia ettiğinden dolayı misal Firavun'un Müslüman olarak öldüğünü iddia ediyor. Firavun'un, çünkü Firavun ne dedi? Ben sizin Rabbinizim dedi. Her şeyi onlara göre, Rab olduğuna göre Firavun doğru söylemiş oldu. Oldu diyor. Bundan dolayı İbn Arabi diyor ki Fususul Hikem isimli kitabında cilt 1 sayfa 201'de, cilt 1 sayfa 201 Afifi'nin kitabı, Afifi denilen birisi tahkik etmiş. Diyor ki inne Firavun, şüphesiz ki Firavun diyor mâte mu'minen tahiren mutahharan. Mu'min temiz ve tertemiz, temizlenmiş olarak öldü diyor İbn Arabi. Aynı şekilde tasavvufçuların büyüklerinden Abdülkerim el-Cili İnsanül Kamil isimli kitabında cilt 2 sayfa 32'de diyor ki innel kuffara umumen, umumen kafirler vel mecusu vel yehudu vel nasara وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْمِلَلِ عَابِدُونَ لِلّٰهِ كَمَا يَنْبَغِ. Diyor ki o kafirlerin umumu, mecusilerin, Yahudi ve Hristiyanlar ve diğerleri Allah'a gerektiği şekilde ibadet ediyorlar. لِأَنَّ اللّٰهَ تَجَلَّى فِي جَمِيعِهَا. Çünkü Allah-u Teala hepsinde tecelli etmiştir. بِذَاتِهِ, kendi zatıyla tecelli etmiştir. فَعَبَدَتْهُ جَمِيعُ الطَّوَائِفِ. Bütün bu taifeler Allah'a ibadet etmiştir. Yani demek istiyor ki Yahudi ve Hristiyanlar İsa'ya ibadet etti. İsa da Allah'tır. Mecusiler ateşe ibadet etti. Ateş de Allah'tır. Diğer kafirler putlara ibadet etti. Putlar da Allah'tır. Çünkü bunlara göre her şey Allah-u Teala'nın bir parçasıdır. Bilakis Allah-u Teala bilakis o şeyler Allah-u Teala'nın ta kendisidir. Bu da vahdetil vücudun inancı. Vahdetil. Bundan dolayı bunlar şuna iman ediyorlar. Dinlerin bir olduğuna iman ediyorlar. Yani tasavvufçuların, mesela İbn Arabi'nin bir şiiri var. Şiirinde diyor ki ben bazen camide ibadet ediyorum, bazen kilisede, bazen putların, bazen putlara tapıyorum, bazen Kabe'de tavaf ediyorum, bazen de Yahudilerin sinagogunda ibadet ediyorum diyor. Çünkü bunlara göre her şey Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla Yahudinin de ibadet ettiği doğru, Hristiyanın da ibadet ettiği doğru. Dolayısıyla dinlerde birdir demek istiyorlar. O zaman peygamberlere iman ediyor mudurlar? Etmiyorlar. Peygamberlere işte bu şekilde iman ediyorlar. Diyor ki peygamber nurdan yaratıldı diyorlar. Sanki Allah'ın nurundan yaratıldı. Diğerler de peygamberin nurundan yaratıldı. Ve kendilerini, birçoğunun kendilerini peygamberden üstün görüyorlar. Mesela İbn Arabi'ye baktığın zaman diyor ki makamun nubuvveti, diyor ki makamul vilayeti fevkan nubuvvet. Diyor ki vilayet makamı, velilik makamı peygamberden üstün bir makamdır diyor.
Aynı şekilde Fusus-ül Hikem isimli kitabında peygamberleri gümüş tuğlaya benzetiyor ki ve kendisini de altın tuğlaya benzetiyorlar. Yani bir nevi kendilerini peygamberlerden üstün tutuyorlar bu insanlar. Hatta birçoğu Yahudi ve Hristiyanların kafir olmasının sebebi diyorlar, üç tane Allah'a ibadet ettiklerinden dolayı. Her şeye ibadet etselerdi kafir olmazlardı diyor bazıları da. Bidatı insanlar neden bidata giriyor? Birçok sebebi var. Birinci sebep şeriatın maksadını bilmemelerinden dolayı. Cehaletten dolayı, şeriatın maksadını bilmemelerinden dolayı, bilmediklerinden dolayı. Misal, şeriatın cihattan maksadı nedir? Allah-u Teala'nın kelimesini yüksek tutmaktır. Tevhidi yaymaktır. Cihattan maksat budur. Bu zamandaki tekfirciler gibi cihatın maksadını anlamayıp, cihatın maksadını sadece kan akıtmak zannedenler ne yapmış olur? Orada bidata girmiş olurlar. Çünkü şeriatın maksatlarını anlayacaksın. Ve bir kişi cahil olarak gitse burada içki dükkanına bütün içkileri kırsa, bütün bunları haram falan, Hollanda'nın bütün içkilerini kırsa bu kişi ne yapmış olur? Bidata girmiş olur. Çünkü sen emri bil maruf nehyanil münker yaptığın zaman maslahata ve mefsedete bakman gerekir. Mefsedeti daha büyükse o zaman yapmaman gerekir. Dolayısıyla bu kişi bu gibi şeyleri, hükümleri bilmediği zaman, şeriatın maksadını bilmediği zaman neye girmiş olur? Bidata girmiş olur. İkinci sebep, sünnette cahil olduğu zaman. Bidata girenlerin çoğu sünnette cahildir kardeşim. Bakıyorsun, peygamberin hadisiyle delil getiriyorlar ve bakıyorsun çoğu uydurma şeyler. Sufilerde olduğu gibi. Çoğu uydurma, tevessül hakkındaki bütün uydurma hadisleri, hep uydurma hadisleri getiriyorlar. Cahiller sünnette. Yani sufilere baktığım zaman mustalahul hadis, hadis ilminde hepsi cahil böyle. Bir şey bilmiyorlar. Hep uydurma hadis zikrediyorlar. Bu da bidata girmenin sebeplerinden bir tanesidir. Hadis sahih olsa dahi hadis ehli nasıl anlamış? Ulema nasıl anlamış ona bakmıyor. Kendi kafasına göre anlamaya çalışıyorlar. Aynı şekilde sebeplerden bir tanesi de akıllarını Kur'an ve sünnette öne geçirmeleridir. Tehsin ve tekbihul akliyeyn diyorlar buna. Mutezile'nin yaptığı gibi. Yani aklıma göre ne iyiyse onu yapıyorum. Ya bunu yapmakta da bir sakınca mı var? Allah demekte ne kötülük var? Bak aklı güzel gördüğü şey güzel görmeye çalışıyor. Kur'an ve sünnete bakmıyor. Dolayısıyla aklını Kur'an ve sünnetten önüne geçirdiğinden dolayı aklının tahsin ettiği şey, aklının güzelleştirdiği şey güzel gördüğünden dolayı bidata girmiş oluyor. Halbuki Kur'an ve sünnete göre yapılması gerekir. Başka bir sebep müteşabihleri takip etmesinden dolayı. Bu bidat ehlinin en büyük alametlerindendir. Yani misal Kur'an'da apaçık şeyler var. Ancak Allah-u Teala'da ibadet edilir. İbadet ancak Allah'ındır. Bu muhkem bir şeydir. Kesin olarak bilinen bir şeydir. Bu muhkem ayetleri bırakıp, delilleri bırakıp, kesin olmak bilen bırakıp, herhangi bir müteşabih manası belli olmayan şeyi takip etmesi. Ve manası kapalı olan şeyi takip etmesi. İşte bu müteşabihi takip etmektir ve bu, bidat ehli genellikle böyle yaparlar. Bidat ehli genellikle böyle. Misal Allah-u Teala Kur'an'da diyor ki inna nahnu nezzelne zikre. Biz o Kur'an'ı indirdik. Biz indirdik diyor. Müslümanların ittifakını Allah-u Teala birdir. Bütün ayetlerde geçer. Kul huvallahu ahad, Allah birdir. Bu muhkemdir. Bu hiç şüphe bunda yoktur. Bir kişi gelse şüphe olarak bu desek inna Allah diyor biz. O açık şeyleri bırakıp da buna takılsa ne olur? Mesallallahu aleyhi ve sellem dinden dahi çıkar bu kişi. Dinden çıkar yani. Apaçık şeylere bırakıp böyle
cehaletinden dolayı kapalı olan şeyleri takip eder. Araplar da biz dediğin zaman o tazim, yükseltme babından biz derler. Yani kendisi tazim babından derler. Ala kulli hal yine Allah-u Teala diyor ki يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. O gün bazı yüzler beyaz olur, bazı yüzlerde simsiyah olur. Seleften birçoğu bazı yüzler simsiyah olunu bidat ehli olarak tefsir etmiştir. Yani bidat ehlinin yüzü simsiyah olur o günde. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisine baktığın zaman Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinde Müslim'de geçiyor. Men ahdese fi emrine hâzâ mâ leyse minhu fehu redd. Kim benim sünnetim dışında bir şey icat ederse reddolur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdillah'ın hadisinde. Cabir ibn Müslim'de geçiyor bu da. Cabir ibn Abdillah diyor kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ hatabe ihmarrat aynâhu وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ وَعَلَى صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْزِرِ جَيْشِ. Allah Resulü hutbe verdiği zaman cumaları diyor ki gözü kızarırdı. Sesi yükselirdi. Kızgınlığı, gadabı şiddetlenirdi. Sanki bir ordunun önündeymiş gibi. Ve her cuma şunu derdi. اِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ Kelamların en hayırlısı Allah'ın kelamı. Metotların en güzeli peygamberin metodu. İşlerin en şerlisi dine sonradan sokulandır. Bidatlardır. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık ateştedir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cuma ümmetine bidatlardan sakındırıyordu. Arbaad ibn-i Sari'nin hadisinde Tirmizi, Ebu Davud'a ibn-i Maci'de geçiyor. Diyor ki وَعَضَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ مَوْعِذَةً zerafet minhel uyun ve vecilet minhel kulub. Allah Resulü bize öyle bir vaaz verdi ki o vaazdan dolayı gözler yaşardı. Kalpler titredi. Korktu. Bazılar dedi ki ya Resulü kennehe mev'izatun muvaddi'. Ey Allah Resulü sanki sen bu vaazın bize veda ediyormuşsun gibi bir vaaz bu. Sanki ölecekmişsin gibi bir vaaz ettin. Mâze te'ahedü ileyne. Bize ne tavsiye ediyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki innehu men ya'iş minkum feseyer ihtilafen katira. Kim sizden yaşarsa birçok ihtilaflar görecek. Fe aleykum bi sünneti. O ihtilaflar olduğu zaman benim ve hulefa-i raşidinin sünnetine sımsıkı yapışın. Adı dişinizle yapışın. Ve iyyakum ve muhdesatil umur. Ve dine sonradan sokulan şeylerden sakının. Fe inne kulle bid'atin finnar. Çünkü dine her sonradan sokulan şey ateştedir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı İbn-i Mes'ud diyor ki ne güzel bir söz söylüyor. Diyor ki el-iqtisadu fi's-sunne ahsanu minel-ijtihadi fil-bid'a. Diyor ki sünnette az bir amel bidatta çok bir amel yapmaktan daha hayırlıdır diyor. Yani insan gece gündüz bir ibadet yapsın ama sünnete uymayarak bidat olarak yapsın. Kişinin bir dakika yaptığı sünnete uyarak ibadet yaptığı o ibadet ondan daha hayırlıdır diyor İbn Mes'ud radıyallahu teala anhum. Bundan dolayı kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyi öğretti. Dedi ki teraktukum alel mehaccetil beyda. Bembeyaz yol üzerine bıraktım. Gecesi gündüz gibi bembeyaz yol üzerine sizi bıraktım. Sonra dedi ki cennete götüren bütün yolları size anlattım. Cehennemden sakındıran bütün yollardan da sizi uzak durdum, uzak tuttum der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aklen de baktığımız zaman kardeşler, aklen kişi bidat işlediği zaman, dinde yenilik bir şey çıkardığı zaman kendisini şeria, yani Allah şeriat koyma hükmünü vermiş oluyor. Onu demek istiyor. Çünkü dinde bir şey sevap kılmak, ibadet yapmak, müstahap kılmak kimin hakkıdır? Allah ve Resulüdür. Sen gelip dinde bir şey çıkardığın zaman ne demek istiyorsun? Benim de dine bir şey sevap koyma hakkı olduğunu demek istiyorsun. Sofilerin yaptığı gibi. Sofilerin kitaplarını açın bakın. Açın bakın. Birçok kitaplarında derler ki kim günde şu kadar derse bu kadar sevap. Sünnette öyle bir şey yok. Kim şunu yaparsa şöyle olur. Kim bunu yaparsa cennette şu vardır. Hiç kendi kafalarına göre. Bakıyorsun ki kendisi kendilerini şeria mertebesine çıkardıklarını görüyorsun.
Bilin ki kardeşler, bu bidatı sakındıran delillerden sonra